Buğday, fırla inekler varmış, provalar varmış. Kaynanamın annesi Hayri Hanım, Firuze Hanım. Orada da çamaşır varmış. O inekleri sağırlarmış, onların sütlerini makine çekerlermiş. O zamanlar bu peynir filan bilinmezmiş. Ne yaparsanız sütü demiş, dökülüyorlar demiş. Atatürk'e demiş ki, o ne yapar götürsün demiş. Mandıra var. O mandıraların içinde belki 200'ün üstünde hayvan var. Atatürk 1925'teki ilk ziyaretinin ardından 1926, 1934 ve 1935'te ise son kez çiftliği ziyaret eder. O sabah kadar yatamamış. Sabahleyin kalkmış, karşısına ilk gelene Silikli'nin paralı deliydi demişler. Ne delisi? Zır zır deli demiş. Ne taksiye binin, ne arabaya binin, bilmez. Ne yaptım orayı, akkadan yaptım. Yapılmayanı yapacağım ve o bölgede tüm tarım ürünlerini, hayvansal gıda ürünlerinin hepsinin üretimini gerçekleştireceğim diyor. Ve 12 bin dönümlük arazi üzerine kurulu bu Gazi Çiftliği topraklarını satın alıyor. Bizim Gazi Çiftliği dediğimiz alan, eğer bu bölgeleri biliyorsanız, Silifke'ye daha önce geleniniz varsa, kurulmuş olan sulama kanallarımızdır. Tarsus'tan Annamur'a kadarki tüm yol refüjlerinde bizim Gazi Çiftliği kadınlarımızın üretmiş olduğu zakkum fideleri dikildi. Emekli evinin etkinliklerinden yararlandıkça tüm emekli arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Böyle bir çiftliğin Atatürk tarafından 1936 yılında yapıldığını haberdar değildik. Okuduğumuzda biliyorduk ama yerini bilmiyorduk. Belediyemizin böyle bir etkinliğinde bizi getirmesi, emeklileri getirmesi çok iyi oldu. Çok duygulandım. Devamını diliyoruz böyle etkinliklerin, tanımadığımız yerlerin görmemiz için. Yani Atatürk çocuğu olarak büyüdük. Her yerde Atatürk olsun. Bilhassa böyle atalarımızdan kalan önemli yerleri tekrar ayağa kaldırarak bize gösterdiği için ondan minnet duygusuyla bağlıyım. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Bu güzel yeri gördük. Gurur duyuyoruz her şeyden önce. Burada kurt zambakları da var. Evet, hoşça kalın. Bay bay.